Teokta gelen yorum sorularına nasıl çalışmalıyım? Evet sevgili öğrenciler, yorum sorularının e, bilimdeki karşılığı, eğitim bilimlerindeki karşılığı aslında e, bizim o anlama, kavrama soruları kategorisine giriyor. Şimdi size çok önemli bir uygulama söyleyeceğim. Özet çıkarmak en iyi yorumlama çalışmalarından bir tanesidir bu bir. Neden? Şimdi siz özeti aklınızda kalanları bir sayfaya yazmak şeklinde algılamayın. Bu değil özet. Özet bakarak oradan çıkaracağınız anlamları bir kağıda yazıp kısaltmaktır. İkincisi soru yazın çocuklar. Yorum sorusu yazın. Bunun 4 tane de seçeneği olsun. Eğer üniversite hazırlıksanız 5 tane de seçeneği olsun. Size çok katkı sağlayacaktır. Matematik sesli çalışıyorum, faydalı mı? Süper. Buracığım, bunu sana tavsiye eden öğretmenin gerçekten senin adına çok faydalı şeyler yapma gayreti içerisinde. Şimdi sesli çalıştığınız zaman bilgilerin işitme bölgenize, beyninizin işitme bölgesine kaydolması Ayrı bir kazanç. Diğer bir kazanç işitme yoluyla beynimize gelen bilgilerin biraz daha yavaş hareket ederek bizim algılamamızı sağladığı yapılan bilimsel çalışmalarda ifade ediliyor. Bu sebepten dolayı konu çalışırken bakın soru çözerken değil konu çalışırken sesli matematik sorusu çözmek ya da başka bir derse böyle çalışmak tavsiyemizdir. Lütfen yapınız. Soruyu ilk okuduğumda anlamazsam motivasyonum bozuluyor. Bu durumda nasıl başa çıkabilirim? Bu neyle ilgili Gayecim biliyor musun? Bu hız kaygısıyla alakalı. E tabii ki bir soruyu ilk okuduğunda anlamayacaksın. Bak dikkat et. Burada bir problem yok bir defa. Ama siz ben ilk okuduğumda anlayamıyorum. bunu çarşabuk aradan çıkartayım 10. soruya geçeyim 10. soruyu çarşabuk aradan çıkarayım şeklindeki tavrınızdan dolayı ilk okuduğunuzda Anlamak zorunda kendinizi hissediyorsunuz, sevgili öğrenciler. Emin olunuz ki soru çözmek o soruya birkaç defa dönmek anlamına geliyor. Bu gerçeği hesaba katarak e, sınavlara gir, sevgili öğrencim. İlkokulda okuyan çocuğum var. Oyuna ne kadar zaman ayırmalı? Tolga Bey, öncelikle oyun kavramını bir tanımlayalım. Oyun çocuğun sokakta arkadaşlarıyla oynamasıdır ya da bir etkinlikte arkadaşlarıyla bir kurgulanmış ya da kendilerinin kurguladığı bir oyunu hayata geçirmeleridir. Çocuğa yararlı olacak olan oyunların başında bu gelir. Ya da işte satranç oynamak, su doku vesaire falan gelir. Ama bilgisayarda bir oyun oynamayı lütfen oyun kategorisine koymayın. Onun için çocuklarımızın çalışma planlarının içerisinde mutlaka oyunda olması lazım. Oyun zekayı geliştirir. Kişiliği oturtur, dinlenmeyi sağlar. Unutmayın bunu. Gündüz çalışmak mı daha faydalı, gece çalışmak mı? Şimdi Beste'cim öncelikle... İnsanla ilgili yapılan çalışmalar ki burada tıptan da yardım alarak hareket edersek eğer insan beyninin gündüz öğrenmeye gece de dinlenmeye uygun olduğu ifade ediliyor. Oradan hareket ettiğimiz zaman bizlerin genel olarak öğrenme reflekslerimizi, öğrenme gayretlerimizi gündüze yaymamızda çok büyük bir fayda vardır. E ne yapıyoruz peki? Gündüzümüzü iyi planlayamadığımız için, gündüzümüzü çok iyi değerlendiremediğimiz için geceye sığınmak gibi, yani çalışmalarda geceyi kullanmak gibi bir durumla karşılaşıyoruz. Ben fazla tıbbi kavramlara girmek istemem ama başımıza bela olan uykuyu kovma, yani melatonin hormonunu kovma diyor tıp bilimi, ayrı bir zihinsel gayret istediği için çalışmalarımızda bizim konsantrasyonumuzu düşürür. Bakın dikkat edin o bir enerji düşüklüğüne yol açar. Hani söylerler ya çalışma masanız güneş ışığı alan pencereye yakın olsun. Neden? İnsan uykusunu geriye tepen, kovan en önemli faktörün güneş ışığı olduğu ifade edilmiş. Peki başınıza musallat olmuş bir uykuyla mı daha iyi öğrenirsiniz? Yoksa uyku sorunu hiç olmadan mı daha iyi öğrenirsiniz? Buna dikkat edin ve hafta içi her gün bu saatte görüşmek umuduyla.